Evet değerli arkadaşlar Bir Spor Analiz TV videosuna da hepiniz hoş geldiniz. 9 Mayıs Cumartesi gününün maçlarıyla karşınızdayız. 8 Mayıs Cuma günü ne yaptık? Yanında görüyorsunuz iki tane kupon paylaşmıştık. Bir tanesi tuttu. Diğeri de son maça kaldı. O maç saat 7'de başlayacak. Onun da gelmesini umuyorum. Yani oranlar aslında deplasman takımını daha favori gösteriyor gitgide ama ben yine de ev sahibinin yenilmeyeceğini düşünüyorum o maçta. Umarım o da gelecek. Güzel bir cuma günü geçirdik diyebilirim Şimdi 9 Mayıs Cumartesinin maçlarına geçeceğiz Geçmeden önce de aramıza yeni katılan birçok arkadaşımız var Onlara hoş geldin diyelim Hala ailemize katılmamış olanların da Abone olmasını rica ediyorum arkadaşlar Ve videoyu beğenirseniz de Bana çok büyük destek olursunuz Bu şekilde kazanmaya devam edelim istiyorum Şimdi 9 Mayıs cumartesi günü maçlarıyla Başlayalım Ben 3 tane maç seçtim Aslında bültende çok fazla maç var yani güzel gün bunları görmek güzel. Böyle maç yoğunluğu olmak, içlerinden seçebilmek güzel. Özlemişim bunu. Ben sadece 3 tane seçtim. Neden? Bunun sebebi şu. Güney Kore ve Faroe Adaları'nda arkadaşlar biliyorsunuz liglerin ilk haftaları. Cuma günü oynadığımız Güney Kore maçı da kolay gelmedi. 1.55 oran güzel bir oran yakaladık ama 85. dakikada geldi gol. Hani biraz bu ilk haftayı Güney Kore'den bekleme taraf Daha çok hani oynamayacağım Güney Kore'yi. izleyeceğim bakalım ilk hafta neler olacak. Gol ya da taraf bahisini riskli buluyorum. Fario Adaları da aynı şekilde bir bakalım ilk hafta neler yapacaklar. Ondan sonraki haftalarda oynarız. Ben daha garanti gördüğüm 3 tane maçı seçtim sizlere. Şimdi dilerseniz maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Birinci maçımız Belarus. Birinci ligi Belarus Premier Liginden olacak. Slavia Torpedo maçı. Torpedo son hafta 5 golü galibiyet aldı ki o ilk 6 haftada arkadaşlar 4 gol atmışlardı sadece. Son haftada 5 gol attılar ve 7 maçta toplam 9 gol atmış oldular. Yani bu 9 aslında sizi yanıltmasın. Bunun hepsini yarısından fazlasını 5'ini son haftada attı. Ligde 2. sıradalar şu anda. Hatta bu maçın yani şu an Slask maç yapıyor. Şu an en son 2-1 yeniliyorlardı. O maçın sonucuna göre bu onlar için bir liderlik müsabakası da olabilir. Slavya takımı aslında kötü bir takım değil. Bate'yi yendiler iki maçta. Hem Kupa'da hem Lig'de. Dinamo Birelis'i de Deplasvan'da yendiler. Biraz istikrarsız bir takım diyebiliriz. Onlar da son haftaki maçını kazanmışlardı. Şimdi geçelim şöyle. Ev sahibiyle başlayalım. Ev sahibi arkadaşlar 4 maçtır. Gol yiyen bir ekip. Son hafta 2 gol yediler ama bir fazlasını 3 üç, gol atarak maçı kazandılar. Son 3 maçlarında toplam 12 tane gol atıldı Slavya takımının. Ee, Belarus'la ilgili şunu söyleyeyim. Belarus ilk haftalar, ilk altı hafta hatta 5 hafta diyelim. Daha çok böyle alta dönük birlikte. Biraz açıldıklarını söyleyebilirim. Artık hani kendine geldi ve biraz daha gol bahsi oynayanları, gol bahsi oynamak isteyenleri mutlu ediyor diyebiliriz onlar için. Bu da bizim için sevindirici bir işin açığı. Depresman deplasman takımına geçelim. Deplasman takımı arkadaşlar 4 maçtır kaybetmiyor. Bunların 4 maçın 3'ünde gol bile yemediler. son hafta aldıkları şok bir galibiyet var. 5 gol az önce de söyledim. orada da 2 gol yemişlerdi. Yani son maçlarına toplam 7 gol atıldı. Dediğim gibi bu da yani artık ligin biraz daha gol baş iyi geçeceğinin göstergesi bence. Ben bu maçta da arkadaşlar bol gol bekliyorum. En az 2 gol olmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.30. Gayet güzel bir oran. Ki iki takım arasında hatta onu da gösterelim. İki takım arasında oynanan arkadaşlar son 7 maçın şöyle son 7 maçın altısı 1.5 üst olmuş. Ee, ben yine burada da en az 2 gol çıkacağını düşünüyorum. Oranı da hiç şu an itibariyle hiç fena değil. 1.30 oranı var ki ben bunun düşmesini bekliyorum işin açığı. Bence 1.30 yani 1.22 falan olabilir maç başlarken. Ee, 1.30'ken oran 2 gol gibi minimum riskli bir tercihi tercih, tercih etmemiz çok mantıklı geliyor bana. 1.30 orandan maç sonucu 1.5 üst diyeceğim. En az 2 gol olur diyeceğim bu maçta. Gayet güzel bir oranı var. Birinci maçımız bu olacak. İkinci maçımız yine Belarus ama dikkat edin rezervlik arkadaşlar. Belarus birinci ligi değil Belarus rezervlik yani genç takımların oynadığı bir müsabaka olacak. Şöyle göstereyim. Orta sıraların iki takımı Gol atmayı ve gol yemeyi özellikle Vitebsk 11 gol atıp 18 tane gol yemiş. Yani 7 maç oynamışlar ki neredeyse 30 gol demek. Hani maç başı 4 gol ortalaması gibi bir ortalama söz konusu burada Vitebsk'in maçlarında. Şak diyor. Bence ligin iyi takımlarından biri. 7 maçta 14 gol atıp 7 gol yemişler. Şimdi iki takımın son maçlarına bakalım. Ev sahibi Vitebsk arkadaşlar 7 maçtır gol yemiş. Yani lig başladığından beri oynadıkları bütün maçlarda gol yemişler ve bu 7 maçın 6'sı 2.5 üst biterken son 5 maçının 4'ü de karşılıklı gol var olmuş. Yani gol bahsi açısından insanları hiç yanıtmamışlar. Bence gayet oynanabilir güzel bir takım olarak görüyorum onları. Tabi bu ligde yani çok amatör bir lig olduğunu düşünürsek arkadaşlar kırmızı kartlar. Mesela bugün de bir maça biliyorsunuz üst demiştik. İlk yarı 0-0 bitti. Kırmızı kartlar gol sayıları neredeyse eşit oldu yani. En son 4 kırmızı vardı sonra ne oldu bilmiyorum. Sarı kartlar, kırmızılar falan havacı havada uçuşu enteresan birlik ama gol bahsi açısından bizi yanıltmıyorlar diyebiliriz. E, deplasman takımına geçelim. Deplasman takımı da 3 maçtır golüyor ve son 2 iki deplasmanında, iki, son 2 deplasman maçında toplam 10 gol atılmış. E, deplasmanlarda daha çok atıp daha çok yiyen bir ekip görüntüsünde şu ana kadar. İki takımın oynadığı son aralarında oynadığı son 4 maçında 4'ü 2,5 üst bitmiş arkadaşlar. Ben yine bu burada da bu maçta da 2,5 üst seçeneğine gideceğim. Oranı da sanırım 1.35 yani 1.30'a düşmüş tabi. Evet arkadaşlar kusura bakmayın telefon çaldı o yüzden kayda devam edeceğiz şimdi. Bu maç için ne dedik? Bu maç için 2.5 üst dedik. 1.35 de oranı biraz düşmüş 1.30 olmuş. Hala yeterli sıkıntı yok. Ben 1.30 orandan bu maçta da 2.5 üst seçeneğini tercih edeceğim. En az 3 gol bekliyorum. Bu iki ekibin karşılaşmasında arkadaşlar. İlk maça ne dedik? Slavia Torpedo maçına maç sonucu 1.5 üst dedik. Vitebsk rezerv, Şak diyor rezerv maçına maç sonucu 2.5 üst dedik. şimdi bu iki maç cumartesi günü saat 15.00'da oynanıyor ikisi de. Son maçımız Nikaragua'nın final maçı artık. Finalin rövanşı. Final ayağının son maçı yani şampiyonluğun belirleneceği bir maç. Bu maçta saatine dikkat edin. Cumartesi, 9 Mayıs Cumartesi, 10 Mayıs pazara bağlayan gece oynanacak arkadaşlar. Saat sabah 4'te oynanacak. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi maça geçelim. Şimdi Managua, Real Esteli. Bu arada dediğim gibi final maçı arkadaşlar. İlk maç 1-1 bitmişti Real Esteli'nin sahasında. Şimdi Managua'nın sahasında oynanacak. Ee, tabii Managua deplasmanda gol attığı için avantajlı ama ben bu maçta iki takımın da biraz öncelikle savunmayı ön plana çıkaracaklarını düşünüyorum. Erken gelecek goller maçı farklı yere taşıyabilir ama ben bu maçta öyle bir şey beklemiyorum işin açığı ve alt diyeceğim bu maça. 2.5 alt seçeneğini kullanacağım. Şimdi bakalım Managua ne yapmış? Managua takımı son 15 maçtır kaybetmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. 15 maçtır kaybetmiyorsunuz abi. Ama bu maçı kaybederseniz şampiyonluk gidiyor. Yani öyle bir durumdalar şu an. 15 maç kaybetmemek aslında çok önemli değil. Ki Real Esteli de farklı değil arkadaşlar. Real Esteli de son 7 maçını kaybetmemiş. Real Esteli'nin de şöyle bir durum var. Son 10 maçının 8'i 2.5 alt bitiyor Real Esteli'nin. Ee, tabi maç maçlar gerginleştikçe stres arttıkça özellikle bu final maçları ikinci ayaklar playofflar biraz daha az gol'e yönlendiriyor bizi İki takım arasında oynanan son 5 maçın şöyle göstereyim son 5 beş maçın 5'i de iki buçuk alt bitmiş bu önemli bir veri bizim için ve şöyle de bir şey var iki takımın playofflarda oynadığı yani lig, lig, maçlarını çıkarıyorum normal lig sürelerini çıkarıyorum playofflarda oynadığı 6 maçında 5'i yine 2.5 alt bitmiş. Ben yine burada da iki takımın öncelikle savunmayı önem vereceklerini ve riske çok fazla gireceklerini düşünmediğim için iki buçuk alt seçeneğini ön plana çıkarıyorum. Şöyle göstereyim. 1.40 gibi fena da olmayan bir oranı var. Umuyorum ki bizi yanıtmayacaklar. Dediğim gibi bu maçın saatini unutmayın arkadaşlar. Cumartesi pazara bağlayan gece sabaha karşı saat 4'te oynanacak. Managua Realistleri maçına da 2.5 alt diyoruz 1.40 oranıyla. Cumartesi için seçtiğim maçlar bu şekilde arkadaşlar. Bu 3 maçın 2 tanesi Slavya ve Managua maçları tek maç oynanabiliyor. İsterseniz onları tek maç ya da ikisini bir kombinleyebilirsiniz. İsterseniz bir tepskin 2.5 üstünü koyup tek kuponla değerlendirebilirsiniz. Artık orası size kalmış. Benim nasıl kuponlar yapacağımı görmek isteyen arkadaşlar da Instagram ve Nesine hesaplarından bizleri takip edebilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.